30 Ocak 05 Şubat sevgili yengeçler, yükselen burcu ve ay burcu yengeç olan değerli takipçilerim, özellikle bu hafta gelir kaynaklarımızla alakalı düzeltmemiz gereken, planlamamız gereken parasal sorunlarımızla alakalı yoğun bir hafta söz konusu olacak. Bir derin nefes alalım ve size efendim iyi haftalar dileyerek kısa kısa notlar vermeyi uygun görüyorum. Evet, maddi açıdan iş konularınızla ilgili para, maaş, prim ve bunlarla ilgili hala konuşulmamış konular sizi çıldırtıyor. Ve hala hak edilişiniz sizin masanıza yatmadığı için hani bir noktanız emekli mi olayım, bir noktamız emeklilik maaşımı imzalayayım modunda devam edeceksiniz. Ama iş yeri sizinle bağını kopartmak istemiyor. Parasal evrede de sizi böyle çalıştırmak istiyor. Efendim yeni bir iş kapısı aramak ister misiniz? Çünkü burası değişmeyecek, değişmeyecek. Ama sizin başarınız ve ödülünüz çok değerlisiniz. O şirkete rajon kesme, kural koyma vakti sizin. Yerinize kimse geçemez. O yüzden bilginiz olsun. Kendi işiniz, parasal noktanızla alakalı yaşadığınız krizleri bu hafta düzenleyeceğiz, toparlayacağız. Daha maddi gelirlerimizle alakalı noktayı gerçekten destekleyerek kendi alanımızı büyütmek isteyeceğiz. Farklı ortaklık, yapacağımız işler, dışarıdan gelecek kendimize ait işlerle ilgili paralar güzel güzel geliş sağlayacak. Yani çarşambadan sonra para şansınızın daha yüksek olduğu, cuma öğleden sonraya kadar beklenen paranın geldiğini gösteriyor harita. Düzenli gelir, düzenli kaynak, düzenli planlayacağımız haftanın rengindesiniz. Aynı şekilde de devletle alakalı mahkemesel, para mahkemeniz, almanız gereken haklar, bunlarla ilgili de tarihler, günler belirlenerek siz bunun verdiği bir rahatlıkla da hayal ettiğiniz ev ya da araçla ilgili net kavuşumlara hayalinizi gerçekleştirmeye doğru ilerleyecek. Yani bu dönem, yani 5 Şubat'ta Aslan Dolunay'ı 16 derecede Uranüs'ün etkisiyle gerçekleşeceği için unutmayın. Sizin ikinci para konularınız, yetenekleriniz, size ait nereden gelecek konularımızın hakimiyetini gösteriyor. O yüzden şanslı paralar sizin elinizde. Evet, kendinize farklı bir alanda iş kurmak istiyorsanız, yurt dışı bağlantılı, özellikle bilgisayar mühendisi, teknoloji mühendisi, ya bu tarz yeteneklerle ilgili özellikle Avrupa niyetiniz varsa bu konuda olumlu diyaloglar, hatta yerleşimle ilgili, başvurularınızla ilgili red değil, olumlu cevap alacağınız bir evredesiniz. Bizeniz. Yani var olan ne sıkıntınız varsa çözülme haftası hayırlı ve uğurlu olsun. Devletle ilgili beklediğiniz haber, işinizle alakalı değişmesini istediğiniz noktalarda büyük bir geçmiş dostunuz, iş dostunuz, aile büyüklerinizden bir beyefendiyle bu konunuzun da aydınlanması size mutluluk getirecek. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada özellikle bu ara eşiniz evden devam ettiği için ev, düzen, iş o kadar gergin ki çocuklar biraz daha onun dışarıda vakit geçirmeye sanki böyle bir izin modu evresi var. Bırakın izin alsın, ruhu evde biraz sakinleşsin, dinginlensin, kendine zaman ayırsın. Çünkü hem sizde kilo problemi hem de eşinizde kilo problemi. Yani vücut kaslarımızda zayıflamalar, yani burada sıkıntılarımız var. Bunları düzeltmek için iyi gece. Sizin de kendi işinizle alakalı çok yoğun dosyalar, evraklar, yüklenmesi gereken, sayılması gereken bir sürü şeyler var. Efendim dosyalarda hata yapmayınız. Sonra cebinizden paranız çıkar, bilginiz olsun. Sevgili gençler, kendinizle alakalı yaşadığınız karmaşıklıklar eğitim ve gelecek paniklikleri oluşturmaya başladı. Özellikle sağlık, fizyoterapi, hemşirelik, ya bu tarz mesleki gruplar tercih ediyorsanız ya da meslek lisesi tercih ediyorsanız başarılı gözüküyorsunuz. Biraz daha dil eğitiminizi ve edebiyatınızı güçlendirmeniz lazım. Bu konuda biraz sıkıntılarımız var. Biraz da daha hızlı konuşmaktan çok, benim gibi tane tane değil, ben çok hızlı konuşuyorum, tane tane kendinizi ifade ederken bir de insanlarla göz bakışınız, temasınızı kurun. Sanki utanıyorsunuz da aşağı gözünüz eğiyor. Direkt temasta bulunursanız daha başarılı olacağınız gözüküyor. Yeni iş başvuruları, işe başlamak isteyen sevgili aslanlar, bu hafta gökyüzü bu konuda sizi çok destekliyor. Doğru kapı var, başvurularınızı yapmanızı istiyorum. Evet, duygusal noktada kendini çok yalnız, mutsuz, yorgun, hani çok uzun süredir, 2 sene oldu ya, ben aşk yaşamayalı, sevilmeyi, değer görmüyorum diyen sevgili yengeçler, hem geçmiş bir ilişkinizden haber gelecek, lise, üniversite arkadaşınız ya da
o dönemlerde tanıdığınız ortak birinden gelecek haber size sosyal ağlardan mutluluk yaratacak. Aynı şekilde yakın bir dostunuzun sizi biriyle tanıştırması özgüveninizi arttıracak ve doğru insanı tanışacaksınız. Aman gidin görün lütfen. Bir de uzun soluklu ilişkilerde özellikle alyans, söz, konuşmaları var. Özellikle kardeş, anne, abla, teyze, hala tanışmaları aileye bir renk getirecek. Evlilik düşüncesi içerisinde olduğunuz kişinin aile yapısıyla uyum içerisindesiniz. Ama uzun süredir çok uzun soluklu ilişkisi olan ve hala askıda olan ve aileden kaynaklı kültürel farklılıklar olan çiftlerimiz için yani burada yanlışlar var. Yani bu düzen ya bitmeli ya veda etmelisiniz. Yani bu düzen sizi, ikinizi de aile olarak, eş olarak da sizi yıpratır. Bunu bir kez daha, bin kez daha düşünün istiyorum. Burada nişanlı olan bazı çiftlerimizde ayrılık kararı var. Çünkü ben o kişinin sorumluluk sahibi olduğunu ve bu düzeni götürmeyeceğiyle ilgili net karar. Bence o sizi seviyor ve sorumluluk da sahibi. Yükü siz aldınız, kendi kendine şikayet ediyorsunuz. Lütfen ortak karar düzeni kurarsanız ona da bu şansı vermenizi istiyorum. Evli çiftlerinizin arasında özellikle eşinizin iş krizi, aslında iş krizi değil de parayı devamlı kafaya takıp o ödeme, bu ödeme, şu ödeme, şunu yapamıyoruz, bunu yaşamıyoruz. Yani bizim devamlı bir evin içinde hesaplar dönüyor. Eviniz sanki ikinci iş yeri gibi. Biraz daha bunu askıya alırsak evdeki mutluluğumuz da daim olur. Çünkü eşiniz geliyor, iş, yemek yiyor abar topar, duygu yok, bir şey yok. Biraz ona kapıda ağırlamayı bilirseniz o da size duygularıyla tekrar yansır. Çünkü burada sevgi eksikliği değil, eşinizin ödemelerinden kaynaklı yaşadığı krizler eve bir para hakimiyeti yaratmış gözüküyor. Özellikle erkek çocuğunuz varsa onun dışarı çevresindeki insanlara dikkat etmenizi, çok da güzel ve çok da yakışıklı olduğu için insanlar tarafından zarar görebileceğini gösteriyor. Takip alın telefonunuzu vesaire şeyi ki çocuğumuz zarar görmesin. Bu ara özellikle araç niyetiniz var ama şu anki aracınız iyi ya da almak istediğiniz araç için şu an o parayı harcamamanız gerektiği, onun yerine arsa almanız gerektiğini uyarırım. Çünkü sizin her şeyden önce eve ihtiyacınız var. Evet, araç da bir yatırım ama arsa hepsinden daha önemli yatırım, unutmayın. Evet, bu ara evde değiştirmek istediğimiz birçok şey var ama biraz para ekonomimizle alakalı yaşadığımız krizler bizi yıpratıyor. Bu ara resim atölyesine gidebilirsiniz, Çin atölyesine gidebilirsiniz, belediye kurslarıyla kendinizi geliştirebilirsiniz. Yani hobi edinir, ahşap mobilya ile uğraşabilirsiniz. Ev hanımları lütfen kendinize vakit ayırın. O göbek yağlanması, baseni ve vücudunuzun o sarkık noktalarını artık görerek hareket ederseniz vücudunuzun ne kadar güzel olduğu ve Allah'ın size emanet ettiği vücudu güzel kullanmanız gerektiğini öğrenmeniz lazım. Bırakın didişmeyi. Bırakın hayat kısa. Siz anı ve düzendeki mutluluğu kontrol edin. Çünkü mutluluk az bulunan meslek, o mesleği kaybetmeyin efendim. Boşanma fikri olan sevgili yengeçler için zaten her şey geçti, gitti. Sen mal bölüşmesi, Yargıtay'dan dosyaları bekliyorsunuz. Doğru olan kapı sizin için aydınlansın. Sağlık olarak efendim, özellikle dikkat etmemiz gereken nokta migren ve mide asitlerimiz ve dönem dönem böyle nefes almada zorlanabilirsiniz. Akciğer filmi, mide asitleri kontrolü yaparsanız sevinirim efendim. Hoşçakalın. Sevgili akrepler, abone olmayı, yükselen akrepler yorum yapmayı, ay burcu akrep olanlar bayağı dinlemeyi unutmayın diyorum. Desteğe ihtiyacımız var. Devam eden spamımız var çünkü. Evet sevgili akrepler, iş konunuzda bayağı yorucu, bayağı yoğun tempo. Toplantıdan toplantıya, dışarıda işlerimiz yoğunlaşacak. Görüşler, yeni gideceğimiz iş alanlarında kendimizi devamlı konuşma, kürsüde hissedeceğimiz bir döngüye girdiniz. Eğer akademisyenseniz yurt dışından imkanlı ve size gelecek bir noktanız var. Doktorunuzla ilgili olumlu cevabınız gözüküyor. Bilginiz olsun. Bulunduğunuz şirkette yer değişimiyle ilgili size fırsatlar ve seçenekler sunulacak. Al, kabul et. Yeni aydınlanma noktan güzel gözüküyor. Özellikle de iş probleminiz, iş sıkıntınız varsa ve hala işle ilgili rızkınız açılmadıysa Aslan Burcu Dolunay'ı sizi 5 Şubat'ta Aslan Dolunay'ı gerçekleştirecek. Uranüsyen etkisi daha yoğun olacak. Bu da bizim 10. ev hayatımızı tetikleyecek. Yani iş, yeni kapılar, işinizde büyümek, daha büyük fırsatlar yaratmak, yöneticinizle, patronunuzla konuşarak kendinizi doğru ifade etmenin verdiği dengeyi bulacaksınız.
iş rızkımız yoğun. Özellikle de bu ara toplantılar, grup halinde çalışma evremiz, devamlı sosyal ağlarda resimlerimiz, devamlı oradan oraya koşturma, konserler gibi bir hayatımız olacak. Ve yolculuktan inip başka yolculuklara gideceğimiz bir evredesiniz. Bunu çok iyi değerlendirin. Çünkü bununla birlikte basamağınız, aynı şekilde maaşınıza denk gelecek olaylar söz konusu. Aile büyüklerimizle ilgili yaşayacağımız para sıkıntısına destek vereceksiniz. Aile içerisinde sağlık problemi olan anneniz, ablanız, teyzenizle ilgili büyük sıkıntılar ve büyük ameliyatlar biraz yıpratıcı olabilir. Ev hanemizde ufak tefek kazalar söz konusu olabilir. Bunlarla uğraşabilirsin. Ama öncelik iş hayatımızda çok başarılı bir dönem. İş kurmak istiyorsanız kurun lütfen. Para beklentinizle ilgili uzun süredir alamadığınız paralarla ilgili fırsatlarımız söz konusu olacak. Kapınıza bu paralar paylaşımlı 3 ay bir ve 3 ay bir 3 ay bir şeklinde ödenecek. Ev kredisine girmek, ev almak istiyorsanız bence Şubat'ın ortasına kadar hayal ettiğiniz kenardaki parayı ve altına risk edip alacaksınız. Üstüne kredi çekerek tam kalbinize uygun ev. Ben seçimlerin bitmesini isterdim ama haritanız bunu olumlu gösteriyor. Karar sizin diyorum. Bana sorsanız Mayıs sonrası ama haritanız 10. evdeki hem para hem güç hem sıra hem konumlar hem netlik olduğu için hayalinizde güzel de uygun bir nokta buldunuz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kendi işini bırakmayı düşünen sevgili akrepler için evet iş yerinizde azalmalar, fikir değişiklikleri olmuyor. Aynı noktada tıkanıyorsunuz. Artık düzenli bir işe ihtiyacınız var. Cepten yiyorsunuz. Burayı kapatın. Bir sene sonra tekrar bakarsınız. Çünkü burası artık size kazanç vermiyor. Ailenize ait küçücük bir yer satma fikri olan ve özellikle babanız sizi destekleyebilir, anne destekleyebilir. Bence o yer sizin şu anki işinizden daha değerli. Hiç orayı satmayın. Burayı satın. Borçtan, harçtan, taksitle ödersiniz. Ailemize ait de ve size ait bazı borçlarımız var. Vergi dairesi, çöp vergisi, bu tarz unuttuğumuz konularda eve uyarı kağıdımız var. Geçmişte aldığınız bir borcu unutmuş olabilirsiniz. Dikkatli olun. Cep telefonunuz, bilgisayarınızla ilgili değişimlere ihtiyacınız var. Önce cep telefonunuzu, sonra bilgisayarınızı halledin. Çünkü bilgisayar telefonunuzdan ses gelmiyor. Alo diye konuşuyorsunuz. Bunu bir değiştirme vakti dedim. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle yoğun tempolu güzel gidecek. Ama muhasebe, finans, alım satım işinde çalışanlarda yöneticileriniz değişebilir, tepkiler içerisinde kalabilir, sizi yıpratabilirler. Dikkatli olun istiyorum. Sevgili gençler, eğitiminizle alakalı hedefleriniz ekonomik mühendis olmak istiyorsanız ya da matematik ve tarih üzerine eğitimler almak istiyorsanız bu konuda gayet yeteneklisiniz. Ama fotoğrafçılığı da gözden geçirin. Ekstra bununla ilgili oluşumlar yapın. İçinizdeki sanatçı kimlik her zaman ruhunuzda saklıdır. Sesinizdeki tel de güzel. Bunu da değerlendirelim diyorum. Evet, aşk konusunda kararsızsınız, mutsuzsunuz, acı çekiyorsunuz ve karşı tarafın yaptığı tavırlar, edalar sizi çok fazla yıprattı. Daha doğrusu bu hafta ailenin kaprisi, ilişkinizin kaprisi, yeğeninizin, çocuğunuzun, kocanızın, sevgilinizin kaprisinden kendinize vakit ayıramadınız. Bence gökyüzünün güzelliğine şöyle bir bakın. Rabbim sizi kanatlarına almış. Tekrar silkelenin ve inandığınız Yaradan'a gülümseyin istiyorum. Umut Yaradan'dır çünkü. Evet, uzun soluklu ilişkilerinizle alakalı problemler uyardım. Geçmişinizdeki ilişkiniz sizi bırakmayacak uyardım. Saplantılı şekilde etrafınızda dolanıyor. Boşandığınız saplantılı işinizde sizi bu ara rahatsız edebilir. Kendinizi kontrol altında alın istiyorum. Hiç ilişkisi olmayan ve ilişki yaşamak isteyen akrepler için gökyüzü gayet güzel bir insanın ışığını size doğru getirecek. Ya bu hafta tanışabilirsiniz ama Şubat bitmeden bu ilişkinin enerjisi sizin hakimiyetinizde. Yeter ki siz bu kalbi nerede istediğinizi, nasıl dokunmak istediğinizi ve bu ilişki konusunda bir kitap okursanız ilişkiler üzerinizde. Çünkü siz öz ve aslında akrepler hep böyle kindar, öfkeli, gergin derler. Merhamet ve vicdanınız size çok fazla zarar veriyor. İlişkilerde sert olmayı öğrenin diyorum. Özellikle sağlık olarak üreme ve göğüs kistlerimizle ilgili sıkıntılarınız olabilir. Küçük operasyonunuz olabilir. Ve sevgili beyler, bağırsak, ince bağırsaklarınızda hassasiyet ve ileride prostatla ilgili sorunlarınız olabilir. Bunları desteklemeniz gerekiyor. Sevgili ev hanımları, dırdırı bırak, vırı vırı bırak. Devamlı evde misafirin bitmiyor, dedikodun bitmiyor. Şu ev düzenini bir an önce toparlaman lazım. Yani devamlı bir yeme
duygusu abartın. Spora yazılıyorsun. Arkadaşlarına dışarıda konuşuyor. Ev enerjini bir değiştiriyorsun. Evin ruhunu iyileştiriyorsun. Ve çocuklarına bağırarak değil, tane tane ifade edin. Çocuk hasretiyle yanan akrep burçları tedavi sonuçta sıkıntılar olabilir. Evlatlık edinmeyi düşünürseniz sevinirim. Sonuçta evlat emektir. Sevgi emekse doğurmak da bir emektir. Bakmak da bir emektir. Yani bazen diyorum, doğurmasak da içimizdeki o sevgi olduğu sürece her şeyi yapabiliriz. Ailemizin de bir de uzun süredir satmak istediği bir arsa konusu, dayılarla arası bazı krizler var. Bu dayılar zaten açgözlü, ananıza bir şey vermek istemiyorlar zaten. İdare edin, yoluna bakın. Yani siz annenize hayatınızın, emeğinizin, rızkının borcusunuz. Hadi ona yatırım yapın derim. Evet, bir de boşanma fikri olan akrepler, davaya gidiyorsunuz, vazgeçiyorsunuz. Gidiyorsun, artık vazgeçme. Orada mutsuzsun, kan ağlıyorsun. Çünkü orada sevgi yok, sözlü şiddet var, hakaret var, aile kültürsüzlüğü var, senin ailene karşılar. Artık değiş, kendine eğitim, okul başlat, eğitim başlat, git temizlik yap. Ama o düzenden kurtul. Evlenmiş ayrılmış çiftlerimiz için iş ve para konusunda evinize hırsız ve yakın bir tanıdığınızın evinize hırsız girebilir, zarar görebilirsiniz. Çocuğunuz araba kullanıyorsa ya da eşiniz araba kullanıyorsa dikkat etsin. Sizin de araba ehliyet zamanınız var. Gidin ehliyetinize başvurun. Ehliyetten başarılı sonuç elde edeceksiniz. Hoşçakalın. Sevgili balıklar, enerjiniz Venüs'ün verdiği etkiyle muhteşem ilerlese de içsel ruhumuz bizi tetikleyecek. İşle alakalı noktada biraz kendimize odaklanamayabiliriz. Kafamız dağınık olabilir. Bazı işleri görmezden gelip biraz izin modunda olabilirsiniz ama bu hafta ciddi anlamda çok yoğun bir temponuz var. Yani mümkün olduğu kadar perşembe gününe kadar işinize odaklanın. Perşembeden sonra ne yapacaksanız yapın. Çünkü bu yaptığımız her hata sizin işinize zarar vereceği için dikkatli olmanızı öneriyorum. Özellikle de kurumsalda finans alanı, alım satım, ihracat, bu tarz noktalarda, sayım noktalarındaysanız ciddi hasarlar var ve ciddi bir para ödemek zorunda kalabilirsiniz ve haksız yere birikmişinizi ziyan edebilirsiniz. Dikkatli olun diyorum. Devlet kurumuyla alakalı noktada bazı değişmesini istediğiniz noktalar var. Çok zor. Haziran'a kadar öyle bir şey beklemeyin. Yerinizi kontrol edin, enerjinizi kontrol edin yeter. Ama tayin, başka bir yere gitmek gibi niyetiniz varsa bu başvurularınızı yapabilirsiniz. Bu konuda sıkıntı yok. Sadece ve sadece siz kendinizi doğru evrede iletişim sağlayın istiyorum. Güneş, yani Aslan'da gerçekleşecek Dolunay var. 16 derecede Uranüs'ten. Bu bizim 6. evimiz. Yani günlük düzenli, sağlık konularımız, evcil hayvanlarımız, hayatımızdaki günlük işlerimiz, yani ev bakımınız, bahçe bakımınız, o tarz kendi eksikliklerimizle alakalı evreyi temin. Ama 12. ay balık, yani ruhsal dünya, açık düşman, gizli düşmanlar, size kadar karşı düşmanlık yapan insanlarla yüzleşeceğiniz gözüküyor. Ve psikolojik olarak ataklarımız ve panik ataklarımız daha yoğunlaşabilir. Doğru nefes alarak, doğru psikiyatrist ya da psikoloğa giderek bu enerjileri iyileştirebiliriz. Üçüncü evi de tetikleyeceği için bu Dolunay, Aslan Dolunay Uranüs'ten. Yani bu da iletişim, kardeşlerle kaynaklı tartışmalar iş hayatımıza, evlilik hayatımıza, düzen hayatımıza, aile bireyi hayatımıza düşeceği için daha temkinli, daha duygusal yaklaşmadan, gerçekleri görerek, oyuna gelmeden planlı hareket ederseniz daha sağlıklı evreler yaşayabiliriz. Kendi işinizi yapıyorsanız kazançlarınızla ilgili bazı zorlayıcı ve ödemelerde bazı aksiliklerden kaynaklı gecikme, kredi kartlarımız, kredi borçlarımız bizi yıpratıyor olabilir. Şubat sonu bunlar dengelenecek. Sakin ve mantıklı olalım diyorum. Eğer ki kendiniz küçücük bir yerde, sabit bir alanda çalışıyorsanız patronunuzun sağlık problemi, onun kendi ailesiyle ilgili yaşanan krizler iş yerimize yansıyabilir. Ve biraz da motivasyonunuza bağırarak çözüm yarattığı için karşımdaki kişi inciniyor olabilirsin ama siz orada seviliyorsunuz, sabırlı olun diyorum. Ve de kurumsal alandan farklı bir kurumsal ve yurt dışı bağlantılı kurumsallarla ilgili bağlantı kurmaya çalışıyorsanız yapın. Çünkü burada çok güzel oluşumlar var. Bu oluşumlar sizin daha büyük aydınlanmanızı, hayatınızla alakalı yaşadığımız birçok noktayı daha net bir şekilde görmenize yardımcı olacak.
Yani o yüzden fırsat kapılarımız var. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle de eşinizin kendi günlük hayatıyla ilgili bazı dengesizlikler yaşayabilir, mutsuzluklar yaşayabilir, işine odaklanamayabilir. Siz onu desteklemeye çalışırken kendi enerjiniz de dağılabilir. İlişki terapistiyle, iş danışmanıyla birlikte yol alabilirsiniz. Daha sağlıklı evreler söz konusu gözüküyor. Sevgili balıklar, aşk enerjiniz o kadar yoğun ki ne eğitim, ne eğlenip eğlenmek, ruhunuzu değiştirmek. Evet, planlarınız var. 3 gün düzgün, 10 gün kötü. 10 gün düzgün, 20 gün kötü ilerliyorsunuz. Bunu artık bir düzene, bir sisteme oturtmanız lazım. Kendi kendinize zarar verin. Bu ara sağlık konularımız bizi fazlasıyla tetikleyecek. Gribal enfeksiyon olmak, boğaz ağrılarımız, ne konuşmada zorluklar, yutkunmada zorluklarımız olabilir. Bol bol C vitamini ve düzenli beslenmeyle vücuttaki gribal noktalarımızı iyileştirmek, enfeksiyonlara açık gözüküyorsunuz. Bunlara dikkat edelim. Evet, aşk konusunda sevgiliniz sizi terk edebilir, ilişkiyi bitirebilir. Geçmiş ilişki özlemleriniz adeta ruhunuzu sarsabilir. Hani o beni arayacak mı diye ısrar ediyorsunuz ama arayan hep sizsiniz ya, yapmayın, artık aramayın. O sizi aramadan artık aramayın. İletişim kurmayın. Yani üçüncü ev bizim iletişim evimiz ya. Yani orada o hatayı yapmayın. Yaptığınız için zaten aramıyor. Bir akışa bırakın lütfen. Bir de onun telefonunu böyle sanki takip eder gibi çevrim içi mi değil mi? Ya bırakın teknolojik aletleri. Kendinize bir yoga yapın, meditasyon yapın, ruhunuzu şifalayın. Yani o sizi sevmişti. Maşallah böyle olduğunuz için bu ilişkiyi bitirdiniz. Evli olan çiftlerimiz de güzel giden. Yani sadece evliliğimizde kıskanan, düşman insanlar var. Bu evinize aldığınız insanları gözden geçirin. Bir de eşinizin ve sizin ruhunuz değişken bir ruh olduğu için ara sıra saçma sapan hareketler yapıp ilişkinizi ziyan ediyorsunuz. Lütfen daha seviyeli, daha saygılı bir şekilde ilişkinizi ilerletin. Evliliği krizde olan, boşanmış, hane değişmiş balık burçları evliliğine özlem duyacak ama birinin hayatında biri olduğu için artık bu ilişki çok geç kalmış diyebileceğim bir noktada. O yüzden ilişkiniz bitmiş. Evde değiştirmemiz gereken özellikle gardırop, mutfak dolaplarımızla alakalı sıkıntılar, kapakları ile ilgili problemler var. Bunlar düzelmesi lazım. Uzun süredir çatal bıçak ve hani böyle metal tencere almak isteyen sevgili balıklar, güzel bir indirim hakkı var. Alın. Çünkü sizin en sevdiğiniz şey yemek yaparak lezzetli ve enerjiye girmek istiyorsunuz. Bu ara hamur işi, makarna, karbon, neydi kız o? Karbonhidrat bağımlılığınız fazla olabilir. Bunu düzeltmeniz lazım diyorum. Evet, evlenmiş, ayrılmış ve iş konusunda da işten çıkartılmış sevgili takipçilerim. Şubat'ın sonuna doğru iyi bir iş kapınız var. Tazminat ve işsizlik haklarınızla ilgili doğru. Emeklilik hakkınızı da doğru görmeniz lazım. Bu dengede hayırlı gözüküyor diyorum. Bir de çocuk tedavisi gören sevgili balıklar, muradınız aydınlık olacak, korkmanıza gerek yok. Özellikle de mesela mühendisseniz, doktorluk bölümü okumak istiyorsanız bu yıl bunu başaracaksınız. Şimdiden eğitim hayatınıza, düzen hayatınıza özen gösterin. Sevgili ve mutlulukla kalın. Rabbim bütün güzellikleri halinizde versin. Yalnız motor merakı, araç merakı olanlar, bu ara bunun koşturması, anneden, abladan borç alarak böyle bir şeyin evresini yaratacaksınız. Aynı şekilde de evlenmiş, ayrılmış, tek başına duran kadınlarımız, yani genç kızlarımız, kadınlarımız, babanızdan kalan bir noktayla da ev sahibi olacaksınız. Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. Hoşça kalın.